Meydan boşaltılırken Rus askerlerinin hışmından Ebu'l-Fezbek'te nasibini aldı. Eğer gençler kendisini korumasalardı belki de orada öldürülebilirlerdi. Bu arada Ebu'l-Fezbek ve arkadaşları tutuklandı. O devirde en sıkı hapishanelerden biri olan Bayıl Hapishanesi'ne kapatıldılar. Dünya önünde verdiği sözleri çiğneyemeyen Gorbaçov'un araya girmesiyle bir ay sonra tüm arkadaşlarıyla birlikte Ebu'l-Fezbek de serbest bırakıldı. 1988 yılı başlarında Baltık Cumhuriyetlerinde kurulan halk cepheleri ortaya çıktı. Bu kuruluşlar milli bağımsızlık peşinde koşarken üyelerini demokrasi konumunda eğiten bir mektep hüviyeti de taşıyorlardı. Bu hareketler hemen tüm Sovyet Cumhuriyetlerinde örnek alınarak benzer kuruluşlar hemen her bölgede ortaya çıkmaya başladı. Rus askerlerinin Bakü'nün kapısına yaklaştıkları bir dönemde 7 Ocak 1990 günü Halk Cephesi 2. Kurultayı yapıldı. KGB Azerbaycan'da gerginliği tırmandıracak ve olaylara sebep olabilecek bir takım eylemlere başladı. Ermeni meselesini kaşıdılar, halkı tahrik ettiler. Ortamın müsait olduğunu gören KGB kendi adamları vasıtasıyla birkaç Ermeni'yi öldürttü. Azerbaycanlıların iş yerleri kundaklandı. Esas amaç yükselen halk hareketini bastırmak ve cephecileri tutuklayarak bu harekete son vermekti. Bakü'de tarihi günler yaşanıyordu. Ünlü Lenin Meydanı'nın adı Azatlık Meydanı olarak değiştirildi. Sovyet Caddesi de İzmir Caddesi olarak ilan edildi. Ve aynı gün Azerbaycan Halk Cephesi hükümeti istifa etmeye çağırdı. 17 Ocak'ta Azerbaycan Halk Cephesi'nin gelişen olaylar hakkında bildirisi yayınlandı. Bu bildiride Gorbaçov hükümetinin 1922 yılında imzalanmış ittifak anlaşmasını bozması sonucu olayların kanla neticelendiği kaydedildi. Bu sırada Kızıl Ordu birlikleri Bakü'nün etrafını sarmaya başlamışlardı. Yaklaşık 12 bin kişilik bir birlik Azerbaycan'a sevk edildi. Bakü havalanı indirilemeyen, daha önce Afganistan'daki katliamlarıyla ün yapan özel Kızıl Ordu birlikleri Bakü dışındaki bölgelere indirildi. ...1989-19 Ocağı 20 Ocak'a bağlayan gece Rus orduları Bakü'ye 3 ayrı noktadan girdiler.
Kurulan barikatlar tankların karşısında hiçbir işe yaramadı. Bugünkü 20 Yanvar metro istasyonunun bulunduğu bölgede kısmi bir direniş oldu. Fakat direnişçilerin hepsi şehit edildi. Rus tankları tıpkı 1956'da Budapeşte'ye, 1964'te Pırak'a girdikleri gibi 1990'da Bakü'ye kan ve gözyaşı akıtarak girdiler. Yüzlerce insan öldü. Binlerce insan yaralandı. Bakü sokakları alkanlara boyandı. Halk cephesi mensup olduğu gerekçesiyle yüzlerce insan tutuklandı. Rusya'nın çeşitli cezaevlerine gönderildi. Vezirov görevinden alındı. Yerine Ayaz Muttalibov tayin edildi. Ayaz Muttalibov Rus askerlerine dayanarak sıkı yönetim ilan etti. Azerbaycan Halk Cephesi halka 40 günlük greve gitme çağrısında bulundu. Azerbaycan'ın bütün fabrikalarında, petrol tesislerinde çalışanlar bu soykırım failleri bulununcaya kadar grev yapma kararı aldılar. Böylece Azerbaycan'da hayat durma noktasına geldi. Ocak'ta Ebul Fez Elçi Bey'in Azerbaycan halkına, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Başkanlığına ve Dünya Demokratik Güçlerine hitaben yazılmış bir beyanatı, başta Azatlık Radyosu olmak üzere dünyanın büyük radyoları tarafından yayınlandı. Rus vahşeti bütün dehşetiyle dünyanın gözleri önüne bu beyanat sayesinde serildi. Dünya Rus vahşetini bir kez daha görerek hissetti. Rus askerleri yerli işbirlikçilerinin yardımıyla halk cephesi binalarını kapatmaya ve halk cephesi üyelerini tutuklamaya başladılar. Merkez binada tamamen tahrip ve talan edildi. Dönemin ileri gelen liderlerinden İtibar Mehmetov tutuklanarak Cefortava cezaevine gönderildi. Elçi Bey ve arkadaşları 26 Ocak 1990 günü üç renkli Azerbaycan bayrağını Rus askerlerinin gözü önünde